Değerli arkadaşlar merhaba, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Toplumcu gerçekçi eserler ve yazarlarını işlemeye devam ediyoruz. Bundan önceki videomuzda Sadri Ertemleri, Tahsin Yücelileri vesaire işlemiştik. En son Tahsin Yücel'de kalmıştık. Şimdi Kemal Birbaşar'la, Samim Kocagöz'le devam ediyoruz. Bu videomuzda amacımız toplumcu gerçekçi yazarları ve eserlerini bitirebilmek. Evet, kalemimizi alalım şöyle. Kemal Birbaşar, ilklerin adamı diyebiliriz belki de. Yani toplumcu gerçekçilik anlamında ilklerin adamı diyebiliriz belki de. Birazdan bahsedelim. Edebiyatımızda Anadolu kasabalarının ruhunu yansıtan öyküleri ve destansı romanlarıyla tanınmıştır. Ruh kısmını özellikle çizmeye çalıştım. Çünkü burada bir dediğim gibi ilkimiz var. Şuraya yazayım mı şöyle? Psikolojik yabancılaşma. Tamam. Psikolojik yabancılaşma. Şurada ruh kısmıyla bu şekilde bilin. Psikolojik yabancılaşmanın Türk romanındaki ilk örneği diyebiliriz. Psikolojik yabancılaşmanın Türk romanındaki ilk örneği. İlk örneği. Ney? Peki hangisi bu? Hangisi? Deniz'in Çağrısı. Tamam. Deniz'in Çağrısı. Önemli bir eserdir. Yani bu anlamda ilk örnek olması anlamında psikolojik yabancılaşmanın Türk romanındaki ilk örneği anlamında önemli bir eserdir. Çok böyle tutulmamıştır ama dediğim gibi bu ilk anlamında önemli. Kemal Birbaşar ne anlatmak istemiştir, ne yazmak istemiştir? Kemal Birbaşar'a dair kendisinin kurduğu cümleler var. Yani çok orijinal cümleler. Fikirde toplumcu, sanatta gerçekçiyim diyor. Bunu da yazalım isterseniz. Şuraya yazıyorum. Fikirde toplumcu, sanatta gerçekçiyim. Tam anlamıyla kendisini anlatıyor. Tam anlamıyla kendisini anlatıyor. Toplumcu, gerçekçi ifadeyi ikisini birden veriyor. Fikir kısmında toplumcu, yani köy, köylü, bu edebiyat, işçi sınıfı, bunları anlattığını bahsediyor. Gerçekçiyim ifadesi de işte realizm meselesini biraz daha ön plana çıkartıyor. Bu cümle önemli bence. Yani ben öğrencilerime bunu özellikle belirtiyorum. Çünkü yarın bir gün bu cümleyi alacak, paragrafa koyacak, sizden isteyecek. Sizden isteyecek. Belki Kemal Birbaşar şahsında değil, genel toplumcu gerçekçiler şahsında isteyecek. Buna dikkat. Ne yapmaya çalışmıştır peki Kemal Birbaşar? İşte köylerde yaşayan, çok çalışan ama işte az mutlu olan insanları bilinçlendirmeye çalışmıştır. Bunu aklınızda bulundurabilirsiniz. Tekrar diyorum, köylerde yaşayan, köylü olan, bu işte çok çalışan insanlar ama az para kazanan, az mutlu olan insanları bir şekilde biraz daha bilinçlendirmeye çalışır. Kemal Birbaşar'ın işte amacı budur diye söyleyebilirim sizlere. Kemal Birbaşar'a dair en önemli eserimiz Cemo'dur. Yanlış bilmiyorsam Cemo'nun filmi de çekildi. Nehir romandır. Arkasından hemen Memo gelir. Cemo Memo şeklinde çok duymuşsunuzdur belki. Soru bankası çözüyorsanız eğer, soru bankalarında da çok görülmüştür. Hatta bazı arkadaşlar, bazı öğrenciler Cemo Memo'nun tek eser olduğunu zannederler. Değil. Cemo ayrı, Memo ayrı eserdir. Dediğim gibi nehir romandır. Birbirinin devamıdır. Dolayısıyla yani ikisini özellikle bilmeniz lazım. Deniz'in Çağrısı'nın ilk olması hasebiyle bilmeniz lazım değerli arkadaşlar. Hemen isterseniz size Cemo'yu göstermeye çalışayım. Cemo karşınızda. Cemo karşınızda. Özellikle bu görseli almaya çalıştım. Çünkü burada bizim işimize yarayacak bir ifade daha var. Şuraya bakın. 1967 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü. Dolayısıyla ön plana çıkan eserlerimizden bir tanesi Cemo. Cemo'da ne var? Şuraya isimleri. İsim zaten kendisi. Cemo. Tamam. Değirmenci Cano'muz var, tamam mı? Değirmenci Cano. Şöyle Cano yazsam yeter herhalde sizin için. Değirmenci Cano'muz var. Değirmenci Cano Kevi'yi kaçırıp onunla evlenir. Cano artı Kevi yazıyorum, tamam mı? Cano artı Kevi. Daha önceki birbirini seven insanlarda yaptığımız gibi bu şekilde yazdım. Cano Kevi'yi kaçırıp onunla evlenir. Bu evlilikten kim doğar? Cemo doğar.
Bu evlilikten cem doğar. Tabi sıkıntılı bir hayat geçirirler. Çünkü çok paraları pulları yoktur. İşte yoksuldurlar. Cem doğar. Ondan sonra yıllar sonra Cemo'nun Memo ile evlenmesi. Memo ile evlenmesi anlatılır. Yapıtta tabi bu sadece bu anlatılmıyor. Yapıtta ne anlatılır? Şeyh Said isyanı biraz daha ön plandadır. Şeyh Said isyanının ortaya çıkışı anlatılır. İnsanları ne kadar hızlı bir şekilde etkisine altına aldığı anlatılır. Cemo da özellikle. Tamam. Şöyle vereyim. Şeyh Said isyanı diyelim. Bu şekilde anlatılır. Peki Memo'da ne bahsedilir? Memo'da Dersim'den bahsedilir. Dersim olaylarından bahsedilir. Dersim halkının ayaklanmasından bahsedilir. Burada Dersim'in yanındadır. Kemal Bilbaşar ona göre Dersimli'nin yanındadır. Yani Dersimli ne kadar kendisini geriye çekse de işte devlet Dersimli'ye işte ne yapar? Baskı yapar. O baskıyı burada anlatır ve en sonunda Dersimli'nin ayaklanmasından bahsedilir bu eserinde. Cemo Memo önemlidir değerli arkadaşlar. Tekrar yani çıkabilir, karşımıza gelebilir. Tekrar derken Cemo soruldu daha önce. Cemo daha önce soruldu. Dolayısıyla bunun için tekrar diyorum. Tekrar karşımıza gelebilir değerli arkadaşlarım. Evet. Kemal Bilbaşar böyle. Samim Koca Göz'e geldiğimiz zaman üretken bir yazar. En azından ilk başta onu söyleyeyim. Üretken bir yazar. Çokça yazmayı seviyor. Dolayısıyla çok eserimiz var. Samim Koca Göz ne anlatır? Ege'yi anlatır genel itibariyle. Ege bölgesini anlatır. Ege bölgesini tarihle karıştırarak verir. Yani eserlerinde tarih de vardır. Bunu bilin en azından. Peki hangilerinde, yani Ege bölgesi derken kendisi yanlış bilmiyorsam Aydınlı. Kendisi yanlış bilmiyorsam Aydınlı. Dolayısıyla o civarı anlatıyor. Şu ikinci dünya, bir şehrin iki kapısı. Yani bunlar şöyle yapayım. Aydın civarını anlatır. Menderes Vadisi'ydi yine yanlış hatırlamıyorsam. Menderes Vadisi. Oralar geçer buralarda. Buralardaki, tabi buralar yer olarak anlatmıyor. Neyin anlatıyor? Buradaki toprak sorunları anlatıyor. Toprak sorunlarını, çıkar çatışmasını anlatıyor. İşte köylü ve işte ağa derdini, sıkıntısını anlatıyor. Yani her zamanki verdiğimiz olay örgüsü aslında. Yani çok değişik bir şey yok. Sadece burada yer değişiyor şeklinde söyleyebiliriz. Bunu bilmeniz lazım. Ege ve tarih demiştik. İşte burada kalpaklılarımız var ve dolu dizginimiz var. Kalpaklılar ve dolu dizgin genel itibariyle hep birlikte anlatılır. Çünkü ikisi de Kurtuluş Savaşı'ndan bahseder. Kurtuluş Savaşı'ndan bahseder. İşin içinde Kuvayi Milliye vardır. Kuvayi Milliye çıkacak. Buradaki ayaklanmalardan bahsedilecek. Ayaklanmalar. İşte Kurtuluş Savaşı zamanındaki, tarih bilginizde böyle biraz daha kontrol ederseniz, Kurtuluş Savaşı zamanını anlatıyor diyebiliriz. Nerede? Kalpaklılar ve Dolu Dizgin'de. Ege'yi ve tarihi anlattığını söyledik. Aydın Menderes, Aydın civarını, Söke civarını belki, Menderes Vadisi'ni anlattığını söyledik. Samim Koca Göz'e dair belki bilmeniz gereken, şöyle şuraya çıkartayım. Sem amca var. Sem amca. Sem amca nedir diyeceksiniz. Sem amca Türk köylüsünün bir şekilde hikayesini anlatır. Yine aynı bizim bu minvalde anlatılan yerdeki gibi. İşte tarımda makineleşmeden bahsedilir. Tarımda makineleşme ortaya çıkınca Türk köylüsünün nasıl sömürüldüğünden bahsedilir. Hocam ne önemi var? Sem amca bir öyküdür. Sem amca bir öyküdür ve dünya hikaye yarışmasında birinci olmuştur. New York'ta yapılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. New York'ta yapılan dünya öykü yarışmasında birinci olmuştur. Şöyle mi yazılıyor? New York
Dünya öykü yarışması. Yarışması birincisi. Tamam. Böyle Sem amca da bu şekilde bilinebilir. Sem amcayı kodlamakta çok böyle sıkıntı yaşamazsınız. Hemen şurada Samim'in Sem'i şeklinde çıkıyor da genel itibariyle soru bankalarında. Soru bankalarında çıkıyor olması işte ÖSYM'nin de tercih etme olasılıklarını yükseltiyor tabii ki. Bunu da bilmenizi isterim. Burada neye bakalım sizinle? Kalpaklılara bakabiliriz. Şöyle şuradan sileyim. Evet, kalpaklılar burada önemli. Ne demiştik kalpaklılara dair? İşte kalpaklılar ve dolu dizgine dair. İkisi de Kurtuluş Savaşı'ndan bahsediyor diye söyleyebilirim. Kurtuluş Savaşı'nı ön plana çıkartıyorlar. Normalde, kalemimi alayım şöyle. Kalpaklılar iki cilttir. Kalpaklılar iki cilttir. Dolu dizgin bir sayfadır. Dolu dizgin kalpakların, tekrar ediyorum, devamıdır. Şöyle yazalım mı? Kalpaklılar dolu dizgin, şöyle nehir roman dedim. Evet. Onun devamıdır. Nasıl başlar? İşte birinci cilt diye verilen işte kalpaklılarda Samim Kocagöz'ün ön sözü başlarken başlığıyla verilir. Başlarken altına nutuktan alıntı yaparak başlar. Nutuğun işte ilk başlangıcını az çok hatırlıyorsunuz. 1919 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım işte diye başlıyordu. Kalpaklar da aynı şekilde başlıyor. Atatürk'e dair ithafla başlıyor. Bunu bilin en azından. Sonrasında kimimiz var kalpaklarda? Yusuf'umuz var. Onu bilin. Şöyle Yusuf'umuz var. Kuvayi Milliyeci. Kuvayi Milliyeci. Müjgan'ımız var. Müjgan'ımız var. İşte Sadrazam Ferit Paşa'nın işte, onu belki yani çok böyle gerek yok. İşte Süleyman Sırrı Bey'in okuyan kızı. Öyle söyleyeyim. Müjgan olarak bilin sadece. Önemli karakterlerden bir tanesi tabii ki Hasan Tahsin. Hasan Tahsin'i tarihten hatırlarsınız, ilk kurşunu sıkan vesaire diye. Burada Hasan Tahsin ile Yusuf çok ciddi arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapacaklar? İşte beraber omuz omuza, beraber omuz omuza işte Kurtuluş Savaşı'nı yönlendirmeye çalışacaklar. İşte kalpaklılar 62 idi yanlış hatırlamıyorsam, 62'de yazıldı. Arkasından dolu dizgin hemen 63'te yazıldı. Dediğim gibi Kurtuluş Savaşı'nı konu alıyorlar. Kalpaklılar İzmir'in Yunanlar tarafından işgalini anlatıyor. Tamam. İşte Cumhuriyet İhtilali'nin heyecanlı hikayesi diye söylerler genel itibariyle işte edebiyat eleştirmenleri. Cumhuriyet İhtilali'nin heyecanlı hikayesi. Dolu dizgin dediğimiz gibi bunun devamı. Dolu dizginin ön sözünde işte Atatürk'e yine ithaf vardır. Eşsiz kahraman, ölümsüz Atatürk diye hatırlıyorum orayı da. Yani buradan bilmeniz gereken kalpaklılar ve dolu dizginin arka arkaya yazıldığı bir nehir roman olduğu. Kalpaklılara dair de işte Yusuf, Müjgan. Bunun çok fazla şeyi vardı arkadaşlar. Çok şahıs kadrosu vardı. Bu üç tanesini hatırlıyorum ben. İşte Yusuf, Müjgan, Hasan Tahsin şeklinde. Sorulursa da zaten herhalde yine bunlarla sorulacaktır. Evet. Kimimiz var arkamızda? Muzaffer İzgü'müz var. Muzaffer İzgü eşittir mizah. Bunu bilin. Muzaffer İzgü eşittir mizah. Bu önemli. Yani Aziz Nesin vari diyebilirsiniz aslında. Mizahı kullanarak, insanlarla dalga geçerek onlara bir şeyler vermeye çalışıyor. Toplumun aksayan yönlerini dile getiriyor. Dediğimiz gibi biraz daha Aziz Nesin vari bir tablosu var. Zıkkımın kökünden bahsedeceğim ben size. Buraya yazmadığım ama yine önemli olan neleri var? Radyo oyunları var. Radyo oyunları var. Bayağı da 200 tane, 200 civarı öyle söyleyeyim. Tane derken net bir rakam vermeyelim. 200 civarı radyo oyunu var.
Çocuk kitapları genel itibariyle var. Çocuk kitapları var. Bunu özellikle yazdım. Niye? Çünkü bazı edebiyat eleştirmenleri masal dede derler. Masal dede. Yani edebiyat eleştirmenleri bu ifadeyi kullanıyorsa ÖSYM'de kullanma ihtimali vardır. Masal dede şeklinde. Yani bilmeniz gerekiyor açıkçası. Bilmezseniz olmaz. Bu masalla ilgili başka bir şey daha vardı. Hatırlar mısınız? Masalla ilgili. Eflatun Cem Güney vardı. Ama bu masalları derliyordu. Olabildiğince kendisi de yazıyordu. Ona da masal yazarı derdik biz. Eflatun Cem Güney'e. Tamam. Onunla karıştırmayın. Bu çocuk kitabı yazdığı için, yani Muzaffer Üzgün çocuk kitabı yazdığı için buna masal dede diyorlar değerli arkadaşlarım. Evet. Muzaffer Üzgün'e dair neyi göstereceğim ben size? Şunu göstereceğim. Zıkkımın kökü. Zıkkımın kökü dönemde çok böyle iyi karşılanmamıştır. Nasıl iyi karşılanmamıştır? Yani siyasiler tarafından iyi karşılanmamıştır. En azından öyle söyleyeyim. Buna da mı karışıyorlar şeklinde edebiyat eleştirmenleri işte isyan etmiştir diye söyleyebiliriz artık. Neyimiz var zıkkımın kökünde? Muzomuz var bir tane. Tamam. Kalemimiz yazıyor. Küçük muzo. Muzomuz var bir tane. İşte annesi, babası ve kardeşiyle Anadolu, şey Adana'da yaşarlar bunlar genel itibariyle. İşte gecekonduda yaşarlar. Fakir bir ailedir. Babası küçük minik bölük böyle icatlar yapar. Bir hizmetlidir. İşte bir devlet kurumunda hizmetli olarak çalışır. Ailedeki herkes bir şekilde el ele verip ailenin bütçesine katkı yapmaya çalışırlar. Ama o yoksullukları bir şekilde geçmez. Yoksullukla mücadele içerisinde geçer hayatları. Bir arsa üstüne Muzo'nun babası küçük bir gecekondu yapar. O gecekonduda yaşarlar. Bunun üstünde çok durulur. İşte annesi, abisi veya işte vesaire bu şekilde çok böyle çilekeş bir hayattan bahsedilir. İşte Muzo bir şekilde aileye ne yapmaya çalışır? Para getirmeye çalışır, katkıda bulunmaya çalışır. Sinemalarda gazoz satar, sokaklarda mısır satar, su, şeker vesaire. Böyle bir hikayesi vardır. İşte küçük Muzo'nun bunu da zıkkımın kökü olarak karşımıza getirmiştir. Yani burada yani Muzaffer Üzgü ne kadar sorulur? İşte şimdiye kadar yordanmadı açıkçası. Bundan sonraki kısımda belli olmaz. Yani Zıkkımın Kökü romanı önemli bir roman. Sorulma ihtimali var yani. Bunu bilmenizi isterim açıkçası. Evet sevgili arkadaşlar. Muzaffer Üzgü de bu kadar. Toplumcu gerçekçi eserlerin son kertesine geldik. Bundan sonraki yazarlarımız biraz daha belki de ikinci planda olan yazarlar. Tabii soru bankalarında var mı? Soru bankalarında var. İllaki çıkıyor. ÖSYM eski sorularında bunları yordadı. Yani ÖYS zamanındaki sorularında bunları yordadı. Tekrar yordama ihtimali var. Dolayısıyla elimden geldiği kadarıyla işte en azından özet geçmeye çalışayım sizler için. Dursun Akçam'ımız daha çok kırsal alana ilişkin gözlemlerini mizahi bir anlatımla öyküleştirmiştir. Kırsal alan toplumcu gerçekliklerin olmazsa olmaz tabii ki. Gözlem ve birikimlerini kurgu gücüyle birleştirerek öykü ve romanlar da yazmıştır. Kurgusu önemli burada. Yani gerçekten gerçek yaşam hikayeler değil de biraz daha kurguyla ortaya çıkıyor. Kurgusu gerçekten çok kuvvetli. 70'li yıllarda yazınsal çalışmalarına ağırlık veren sanatçı birçok kez öğretmenlikten açığa alınmış, Anadolu'nun çeşitli yerlerine sürgüne gönderilmiştir. Dursun Akçam bu anlamda biraz sıkıntılı. İşte ne diyeyim, hükümeti Cumhuriye ile çok böyle arası iyi değil. İşte çok onların istemediği şeyler yapıyor. Dolayısıyla o sürgünden sürgüne gidiyor. İşte bu bizim anlattığımız işte resmi edebiyat kısmı, işte gayri resmi edebiyatı Dursun Akçam'ın hayatını biraz daha okursanız işte neyden bahsettiğimi anlarsınız. Ciddi sıkıntılar yaşatıyor ve yaşanıyor. Yaşıyor kendisi.
Kanlı Dere'nin Kurtları bir tane romanımız. Ödüllü bir roman. Yani Dursun Akçam sorulduğu zaman, sorulacağı zaman Kanlı Dere'nin Kurtları'yla sorulacaktır değerli arkadaşlarım. Tarık Dursun K. K'sı ne peki? K'sı Kakınç. Tarık Dursun Kakınç. Konularını gençlik serüvenlerinden, fabrika, yapı ve deniz işçilerinden, yaşam savaşlarından alır. Fabrika zaten var mıydı? Vardı. Ama ne vardı? Köylü fabrika arasındaki kısım veya fabrika işçi arasındaki kısım. Fabrika tabii ki o sermayenin olduğu için biraz daha böyle karşısında duracak. Kimin yanında duracak? İşçinin yanında duracak, köylünün yanında duracak Tarık Dursunlar. Tarık Dursun genel itibariyle Hasangillerle sorulduğunu görüyoruz soru bankalarında. Hasangiller bu anlamda önemli. İnsan kurdu romanları genel itibariyle sorulur. Sabah Olmasın sorulur. Geriye kalan kısımda yani romanları çok fazla, eserleri çok fazla. Ben buraya olabildiğince neredekilerine, işte soru bankalarına sıklıkla sorulanları almaya çalıştım. Yani siz de bunları en azından bilirseniz sevinirim. Sizin için iyi olacaktır. Erdal Öz yine böyle savaşan, hükümetle çok arası iyi olmayan insanlardan bir tanesi. Baskı karşısında bireylerin yalnızlığını, direncini, umudunu işlemiştir. Niye hükümetle arası iyi değil, öyle söyleyeyim. Şu roman önemli, Gülünün Solduğu Akşam. Gülünün Solduğu Akşam, bu Deniz Gezmiş ve arkadaşları idam edilmişti biliyorsunuz. Yani oradaki idamdaki işte 3 kişinin, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının niçin idam edildiği, oradaki haksızlığı ve neyi anlatır? İşte oradaki olmaması gereken şeyler anlatır. Yani dediğim gibi resmi ve gayri resmi edebiyat, biz resmi edebiyatı anlatmakla mesulüz burada. Gayri resmi edebiyata dair Gülünün Solduğu Akşam'a bakınız diyebilirim. Bunu okuyabilirsiniz. Güzel bir romandır kendisi. Oradaki istenmeyen şeyleri anlatmaya çalışmıştır. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının başından geçen şeyleri anlatmaya çalışmıştır. Bu arada Gülünün Solduğu Akşam Turgut Uyar'ın bir dizesidir. O dizeyi işte romanına isim yapmıştır diye söyleyebilirim Erdal Öz'e dair. Ve Bekir Yıldız. İşçi olarak Almanya'ya çalışmaya gidiyor. Dolayısıyla gurbetçilerin orada yaşadıklarını anlatabiliyor Bekir Yıldız. Yurda döndüğü zaman kendi yayın evini kuruyor. Kendi yayın evi ne kadar işinize yarar bilmiyorum ama... Asya Matbaası. Kendisi matbaacı. Bunun eğitimini alıyor. Almanya'da o şekilde çalışıyor. Geldikten sonra kendi matbaasını kuruyor ve yayın evine dönüştürüyor. Kendi eserlerini burada işte yayınlayacak vesaire. Hikayelerinde Güneydoğu insanların yaşamlarını anlatmıştır. Hikayelerinden bazıları senaryolaştırılmış ve filme alınmıştır. Şu ve zalim ve inanmış ve Kerbela, bunu sorarlar genel itibariyle soru bankaları. Öyküleri, Arılar Ordusu'nu bilmeniz lazım, Harran'ı bilmeniz lazım. Tamam, bunlar önemli. Reşoa'yı az çok hatırlarsınız. İşte filmi anılan eserlerden. Bekir Yıldız da işte Almanya, yani gurbet, Asya matbaası şeklinde bilinecek değerli arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım, değerli Karacan öğrencileri, toplumcu gerçekçi romanları ve yazarlarını işlemeye çalıştık. Sondakiler biraz daha hızlı geçti. Çünkü en baştakiler en önemli. Diğerler önemsiz anlamına gelmiyor. ÖSYM'nin sağa solu belli olmaz. İşte sorulur, sorarlar.
Yani en sona Bekir Yıldız'ı bıraktım. Bekir Yıldız sorulursa hiç şaşırmayın. Çünkü düşünün, adam kendi yayın evini kuracak kadar kendisine güveniyor ve özellikle o Güneydoğu insanların yaşamlarını anlatması toplumcu gerçekçilerin ön plana çıkardığı şeyler zaten. Tabii ki bunlar var. Tabii bir de kimler var? Yaşar Kemaller var. Yani Yaşar Kemaller, işte Kemal Tahirler vesaire, bunlar dururken Bekir Yıldız'ı ne kadar sorarlar diye düşünebilirsiniz. Ancak bu aklınıza şunu getirmemeli. İşte Bekir Yıldızlar, işte Erdal Özler, Tarık Dursun, Kakınçlar, yani bunlar kesinlikle bir kenara atılmamalı. Yani nasıl söyleyeyim? İlk başta işlediğimiz önemli yazarlarımız, yani 5 defa bilinmeli, bunlar da 3 defa bilinmeli. O kadar söylemiş olayım ben size. Dediğim gibi toplumcu gerçekçi yazar ve eserlerin sonuna geldik. Bunlardan kesinlikle soru gelecek, bunu bilin. Çünkü bizim Cumhuriyet dönemi romanımızın neredeyse yarısını oluşturuyor bunlar. Bunlardan kesinlikle soru gelecek. Bunlar iyi çalışmanız lazım değerli arkadaşlar. Elimden geldiğince görsellerle desteklemeye çalıştım. Onların kitapların içeriğini vermeye çalıştım özet şeklinde. Özellikle şahıs kadrosunu vermeye çalıştım. Çünkü parça verildiği zaman parçanın içerisinde şahıs kadrosuyla veriliyor. Şahıs kadrosunu özellikle bir kenara yazın. Benim verebildiğim kadar işte içeriklerini bir yazın kenara. Unutmayın, sadece dinlemekle olmayacak, yazmakla olacak bu iş. Çünkü ezber bilgi, ezber bilgi nankördür, çabuk unutulur. Dinlediğinizin %10'unu hatırlarsınız, yazdığınızın %30'unu hatırlarsınız. Gördüğünüzün, göstermeye çalıştım diyorum ya, gördüğünüzün, yazdığınızın vesaire %40'ını, %50'sini hatırlarsınız. Olabildiğince yani bu şekilde anlatmaya çalıştık. Sizlere güveniyorum, oturacaksınız, çalışacaksınız ve bu işi halledeceksiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.